Vur beni bozuk. Hadi. Karın. Hadi. Karını ben öldürdüm. Kızın. Kaç yıl oldu kızını görmeyeli. Hayatını ben mahvettim. Hayattan elini ayağını çekeli kaç yıl oldu. Türkiye'nin başına inecek roket. Onu da ben hazırladım. Hayatındaki bütün felaketleri ben hazırladım. Hadi bozul. Ne diyorsun, çek vur beni. Bugünü beklemiyor muydun? Şimdi senin alnının tam ortasını vurmak o kadar çok isterim ki. Ama senin cezanı benim vermem kolay olur. Ucuz bir şey olur, basit olur. Böyle ölmek sana kurtuluş olur. Senin cezanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecek. Bu devlete, bu millete, bu halka yaptıklarının karşılığını gene bu devletin yasalarıyla ödeyeceksin. Bu ülkeye yaptıkların hepsinin birer birer burnundan fitil fitil getireceğim. Sen sürünerek, çürüyerek ödeyeceksin. Rokete gelince, bu roket bizim ülkemize değil senin kafana düşecek. Onu da görecek kadar yaşayacaksın. İvan. Efendim? Bu hat güvenli mi? Hapto nerede? Ulaşamıyorum ona. Şey, Bay Losic, ben de aradım bugün, ulaşamadım. Ne demek ulaşamadım? Siz beraber çalışmıyor musunuz İvan? Bizim bir adamımız yanına gidecekti ama haber alamadım. Ben de tam onu arayacaktım, şimdi siz aradınız. Sen neredesin? Her zamanki mekandayım. Tamam. Sen adamını ara. Ben oraya gidiyorum. Akılsız herif. Umarım yine ailenin peşinde başını belaya sokmamışsın. Hazır mısın Türkoğlu? O kadar hazırım ki. Ara o zaman İvan'ı. Bir tane çomağı hazırla demişler. Selamünaleyküm. Ahmet, Haptor'un yanında mısın? Beraberdik, sonra ayrıldık. Daha da ulaşamadım. Ne olmuş olabilir? Bence Türklerle ilgili. Ama telefonda konuşmayalım. Her zamanki mekan. Gel adam akıllı anlat şunu. Ben mekana geçiyorum. Hadi bakalım. Ali dikkat et. Bir şey olursa haber verirsiniz. Ben yukarıdayım. Tamamdır abi.